Çok değerli Antalya Köprü Gazetesi takipçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve Antalya'da 8. gün programında hep birlikte Antalya gündemini değerlendireceğiz. Ve bugün değerlendireceğimiz gündem hem Antalya hem de ulusal anlamda bir içeriği var. Dolayısıyla Antalya'yı ve ulusal basını aynı anda değerlendirmiş olacağız. Öncelikle Gazze Refah'ta sivillerin yakılmasına, orada yangın bombalarıyla çocukların katledilmesinden duyduğumuz acıyı belirtmek istiyorum. Ve dünyada tepki sesleri yükselmesine rağmen İsrail tutumunu aynı şekilde sürdürüyor. Bakalım nereye varacak işin sonu. Bu anlamda Manavgat'ta da Anadolu Gençlik Derneği öğleden sonra bir protesto, bir telim mitingi düzenledi. Çok fazla katılım yoktu ama kendilerince bir şeyler yapmaya çalıştılar. Gündem İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın partisinden istifa etmesi ve öğleden sonra kendi Twitter'dan eski ismiyle, yeni ismiyle X'ten yaptığı duyuru neticesinde Sayın Aykut Kaya, Manavgat menşeili İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti. Ve öğleden sonra da ortalık yangın yerine döndü. Sosyal medyadan havada uçuşmaya başladı. AK Parti'ye geçecek. Yok, yarın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le görüşecek. Hayır efendim, işte MHP'ye geçecek şeklinde herkes bir görüş bildiriyor ve bu konudaki engin bilgisini kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyor ama kendisi çok açık bir biçimde çok fazla kamuoyunu aydınlatmadan ziyade bilgi verme amacıyla İYİ Parti'de önünün kapandığını, İYİ Parti'de bir umudunun olmadığını söyleyerek partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Yani şu anda nereye geçeceği konusunda tabii ki herkesin bir fikri var. Bizim de bir fikrimiz var. Benim anlayabildiğim kadarıyla bir bilgim var mı? Yok. Ben ulaşamadım kendisine öğleden sonra. Ama tanıdığım kadarıyla daha önce sohbet etme fırsatımız oldu. Röportaj yaptık. Bir merhabamız da var. Ve ben genelde Aykut Vekil'in programlarına gidiyordum. Yani bir tarz geliştirdi. Basın açıklaması yapacağında sorun neredeyse gidip onun başında yapıyordu basın açıklamasını. Dolayısıyla bir yakınlaşmamız da oldu, merhabamız oldu. Ben kamuoyunda söylendiği gibi AK Parti'ye geçecek şeklindeki ifadenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bir partiye geçecekse bu MHP de olmaz, muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi olur diye düşünüyorum. Kendi adıma. Neden? Birincisi, milletvekili olduğundan beri iktidarı eleştiriyor. Değişik programlarda, benim programımda, basın açıklamalarında, yani hastanenin önünde gitti açıklama yaptı adam. Hastane inşaatının yönünde. Bunun üzerine tutar AK Parti'ye geçer mi? Yani ben tahmin etmiyorum. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi bölge adına avantaj. Kendi adına da, bölge adına da. Neden? Tamam, genelde ulusal anlamda Cumhuriyet Halk Partisi iktidar değil ama yerel anlamda iktidar. Hatta 14-15 tane ilçede de belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Daha uygun bir zemin var orada. Onun için ben Sayın Milletvekili Aykut Kaya'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğini düşünüyorum. Eğer bir teklif geldiyse ya da Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şeyi öngörürse ve davet ederse ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ziyade CHP'ye geçebileceğimi düşünüyorum. Yani onu tanıyan, düşüncelerini bilen birisi olarak söylüyorum. Ama biraz ani oldu, konuşamadık bu istifayla ve geçişle ilgili. Bir rahatsızlığı olduğunu biliyordum ben ama. Çünkü Antalya'nın en çalışkan milletvekiliydi ki bunu da biliyorlardı. Aynı zamanda Musavat Bey'in seçilmesi için de ciddi emek harcadı. Çalışmalar yaptı.
Ama kendisine ne genel idare kurulunda ne başkanlık divanında herhangi bir görev verilmedi. Bence bu son kongredeki alınan tutumun da ayrılıkta payı var diye düşünüyorum. Direkt bana böyle bir şey söylemedi. Benim bir görev talebim olmadı abi dedi ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bekir başkanım geldi benim, Bekir Çakar abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Sağ ol başkanım, hoş geldin. Ama hayırlısı tabi onun arkasından kıyamet koptu. İyi partililer başladılar, adam sanmıştık da işte oyumuzu gasp etti de efendime söyleyeyim. Niye böyle oldu da biz mücadeleye devam edeceğiz gibi duygusal tepkiler verdiler. Arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim ki İyi Parti zaten bir partiden koparak geldi, kuruldu. Yani şu anda itiraz eden arkadaşların da büyük bir kısmı bir partiyi terk ederek geldiler. Dolayısıyla önce kendi yaptıkları şeyi şimdi birisi yaptığı zaman ona çok böyle kastını aşan, siyasi etiği aşan yaftalamalar yapmaları doğru değil. Yani orada ben en az şimdi aklımdan 10 tane milletvekili sayarım MHP'yi bırakıp gelen. Nuri Okutan vardı, bıraktı geldi. Ümit Özdağ genel başkan yardımcısıydı İyi Parti'yi kurmaya çalışında. Meral Akşener hakeza, Meral Hanım eski genel başkan yardımcısı, eski milletvekili, Devlet Bey'in yardımcısıydı yani. Şimdi ayrılıp parti kurarken Aytun Çıray Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliydi. Şimdi eleştirdiğiniz şeyi zaten partiyi kuranlar yaptı yani. Dolayısıyla size geldiği zaman oh ne ala, adam ayrılıp gittiği zaman hain, vatan haini, işte şöyle, bu çok sağlıklı bir şey değil. Bu işler gönüllülük esasına dayalıdır zaten. Efendim bizim oyumuzla seçildi, istifa etsin. Aynı şeyi söyleseydiniz ya o zaman Nuri Bey'e, İsmail Koncuk, bir sürü adam istifa etti geldi yani MHP'den. Hiçbirisi de milletvekilliğinden istifa etmeyi yapmadılar yani. Mustafa Dutar geldi. İyi akşamlar, iyi yayınlar başkanım. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Yani onun için bunu söylemek çok şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Mesela o dönemin Korkuteli Belediye Başkanıydı Hasan Gökçe. Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'ye geçti. Belediye başkanlığından istifa etmedi. Niye söylemediniz? İstifa et, bu doğru bir şey değil diye. Yani yüzlerce örneği var onun. Yani onun için burada tamam yaptığını eleştirebilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz ama kastı aşan ifadeler kullanmamak lazım. Yani adam tercihini yapmış, gitmiş. Serpil Ateş selam diyor. Selam Serpil Hanım, hoş geldiniz. Yani onun için burada biraz daha itidalli gitmek gerekiyor. Artı parantez, Uğur Poyraz gibi ya da birileri gibi Aykut Kaya birinin himmetiyle gelmedi ki. Üye bazlı ön seçim yaptınız. Adam birinci çıktı Antalya'da. Niye oy verdiniz o zaman? Nasıl birinci çıktı? İyi Parti'nin tabanı adama oy verdi. Yani demek istediğim, İyi Parti'nin içinden yüzlerce insan geldi geçti bu şekilde. Yani büyük bir kısmı da başka partilerden geldi. Dolayısıyla orada Musavat Başkan ve mevcut yeni yönetim kendisine demek ki bir şey göremedi yani, ikbal göremedi. İleriye dönük İyi Parti'nin ya da kendisine dair bir takım eksiklikler gördü önümüzdeki sürece dair, ayrılmış olabilir. İlk defa yapılan bir şey değil. Bir sürü örneği var. Antalya siyasetinde de var, Türkiye siyasetinde de var. Dolayısıyla bunu çok fazla böyle Antalya'nın çalışkan ve değerli milletvekilini rencide edecek, yarın dostsunuz, birçoğunuzla beraber siyaset yaptı, sokakta karşılaşacaksınız, çok böyle kastını aşan ifadeler kullanmayın. Biz zamanında yaptık, sonra pişman olduk. Pişman olursunuz yani. Arkadaşsınız. Sonuçta siyaset din değil. Bugün en ağır şekilde eleştiren adamlar yarın yan yana gelirler. Onun için çok fazla böyle üzüleceğiniz, kırılacağınız şeyler söylememeniz gerekiyor. Ben yine söylüyorum, ben Aykut Vekil'in, Sayın Vekil'in İyi Parti'ye, pardon AK Parti'ye değil,
Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçebileceğini düşünüyorum. Yani MHP'de olmaz bu. Çünkü sürekli bütün sorunları eleştiren, meclise taşıyan, aktif olarak çalışan birisi. Zaten şöyle de bir şey var. Bu benim kanaatim, yanılıyor olabilirim. İyi Parti bir Meral Akşener partisiydi. Yani Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın olmasından, ona payanda olarak hizmet ettiğini düşündüğünden ayrıldı. Bir AK Parti karşıtlığı üzerinden kuruldu zaten. Dolayısıyla orada birçok insan Nevşehir'in önünde olduğu gibi bazı şeyleri var. istisnai durumlar var ama onun dışında birçoğu AK Parti ile problemli. Yani şimdi Aykut Kaya'yı eleştiriyorsunuz, kaldırdı partinin %80'i Manavgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Bu eleştiren arkadaşlar oy verdi mi Mustafa Erol'a? İyi Parti daha çıkardı, herkes götürdü oyunu CHP'ye verdi. Bahrettin abi geldi, başkanım düğündeyim, hayırlı yayınlar, selamlar diyor. Sağ ol abi, hoş geldin. İyi eğlenceler, düğün sahibine de Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Yani şimdi onun için tabii ki aslında doğru olanı herkesin seçildiği partide kalmasıdır. Ama şartlar bazen insanı öyle bir zorlar ki gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bence bu biraz da öyle bir durum. Ve ben tekrar söylüyorum, Aykut Kaya'nın AK Parti'ye ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir yakınlaşma da var. Cumhuriyet Halk Partisi ile 3-4 seçim beraber hareket ettiler, ortak adaylar çıkardılar, bir sürü strateji oluşturdular. Yani dolayısıyla Aykut Kaya'nın, ben dünyaya bakış açısını da biliyorum, CHP'ye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Kafa olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gider. Yani %100 bu doğru ben biliyorum demiyorum ama benim kanaatim bu şekilde. Ayrıldıysa mutlaka bir partide olacaktır, bağımsız devam etmez. Bu da muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam eder diye düşünüyorum. Onun dışında İYİ Parti de kendi önlemini alacaktır. Zaten şu anda hemen hemen Antalya'nın her yerinde teşkilatlı durumda. Bir Uğur Poyraz var, bir milletvekili daha. Ama ben süreç içerisinde İYİ Parti'nin milletvekillerinin büyük bir kısmının İYİ Parti'den ayrılacağını düşünüyorum. Yani başka partilere gideceğini düşünüyorum. Musavat Başkan'ın, Sayın Genel Başkan'ın İYİ Parti'yi bir arada tutmakta zorlanacağını düşünüyorum. Bunun sebebi anayasa hazırlığı var ve mecliste ciddi oylamalar olacak. Bu oylamada İYİ Parti'nin milletvekillerini Cumhur İttifakı kendi tarafına, Cumhuriyet Halk Partisi de kendi tarafına almaya çalışacaktır. Ben bu Gelecek ve Saadet Partisi blokunda da yarılmalar olacağını düşünüyorum ilerleyen günlerde. Ama beklenti Cumhuriyet Halk Partisi'ne 8-10 milletvekilinin geçeceği yönünde İYİ Parti'den. Daha sonrasını bilmiyoruz. Cumhur İttifakı'na ne kadar geçer bilmiyoruz. Hatta grup düşebilir diyorlar ileriye dönük. Tabi bunlar hepsi varsayım, siyasi dedikodu. Net olan bir şey var. Aykut Kaya İYİ Parti'den ayrıldı. Önümüzdeki süreçte mutlaka bir partiye geçecektir. Benim kanaatim bu Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Başkaları nasıl değerlendirir, ne yapar bilmiyorum. Bir diğer mesele arkadaşlar, bu hayvan, sokak hayvanları ile ilgili çıkan yasa taslağıyla ilgili bir refleks geliştirmeye çalışıyorlar toplumda. Ben önce de söyledim. Yani bu sokak köpekleri, özellikle kedileri falan demiyorum, sokak köpekleri ciddi bir tehdit oluşturuyor toplum için. Bunu söylediğimiz zaman hayvan düşmanı oluyoruz ama öyle değil. Bakın ben bazı rakamlar araştırdım, çıkardım. 24 ayda 81 tane vatandaşımız vefat etmiş arkadaşlar. Köpek saldırısında vefat etmiş. 2 yılda. Yani yılda 40 kişi. Ve bunun 44 tanesi çocuk. Yani 24 ayda 81 vatandaşımız vefat etmiş. 44 tanesi çocuk. Ocak 2023'ten Aralık 2023'e kadar saldırı, yani yaralanma şeklindeki saldırı, böyle kovalama falan değil, kayıtlara geçen, yani tedavi gören, organ kaybı olan
Saldırı 438 bin arkadaşlar. Yani 12 ay içerisinde 438 bin vatandaşımız sokak köpeği saldırısına maruz kalmış ve yaralanmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Sokak köpeği saldırısı 163 kişiden bir kişi sokak köpeği saldırısına uğramış. Kayıtlara geçen. Yani böyle kovaladığı, araya girdiği, elbisesini yırttığı bunlar değil. Bizatihi ısırıp doktor tedavisi gören, kayıtlara geçen, kuduz temaslı diye geçiyor. O şekilde olduğu zaman bilinmediği için kuduz aşısı yapılıyor. Zarar gören insan, saldırıya uğrayan insan, oradan çıkan kayıtta 438 bin, neredeyse yarım milyon insanı sokak hayvanı, sokak köpeği saldırmış. Yani hala diyorlar ki sokak hayvanı saldırmaz. Saldırmaz da bu 438 bin kişiyi kim ısırmış? Kayıtlarda da resmi kayıt bu. Girin internetten bakın. Yani nüfusun 150 kişi, 163 kişiden bir kişiyi köpek ısırmış. Parçalamış. İnsanlar gitmiş köpek ısırdığı için hastanelerde kuduz aşısı olmuş. Yani bu hiç sizi rahatsız etmiyor mu? Herkes vay efendim köpekler uyutulmasın. Kimse uyutulsun demiyor ki, çözüm bulunsun. Yani bu kafayı anlamakta zorlanıyorum ben. Bazı sanatçılar da diyor, efendim tecavüzcüler, işte çocuk kaçıranlar, uyuşturucu satılanlar uyutulsun. Onlar uyutulmasın diyen var mı? Yani onlar zaten uyutulsun. Ama bu sokak köpeklerinin İngiltere'de ve dünyanın birçok Avrupa ülkesindeki geçen Ahmet Erdal bağlandı. Yani sokakta köpek yoktur. Devlet bunun önlemini anlıyordur. Bu arkadaşlar, sokakta köpek olsun diyen arkadaşlar, evlerinde de alıp edinip, yani onları sahiplenip bakmak istemiyorlar. Sokakta yaşasın istiyorlar. Yani kimse karışmasın, sokakta sokak köpeği olsun istiyorlar. Biz bakarız diyorlar. Arkadaşlar siz bakmıyorsunuz o zaman. Siz besliyorsunuz sadece. Beslemekle bakmak ayrı ayrı şeyler. O sokaktaki köpeğin aşısını kim yaptırıyor? İç parazit, dış parazit aşısına bakan var mı? Yok. Çişini nereye yapıyor bakan var mı? Yok. Ondan sonra hepsi ayrı ayrı ortamlardan gelmiş, psikolojisi bozuk hayvanlar. Normal değil ki sokak köpeği. Ya o köpekler şey efendim kısırlaştırılsın. Ya sokakta çiftleşerek çoğalmıyorlar ki. Hiç yavru köpek gördünüz mü? Yavru köpek yok ki. Adam alıyor, bakamıyor, sokağa bırakıyor. Zaten kısır. Ama sürekli çoğalıyor. Niye? Çünkü pet shop'tan alıyor, bakamayınca atıyor. Antalya'dan, barınaktan alıyor, bakamayınca atıyor. Bu sefer Antalya'dan, Serik'ten, Gazipaşa'dan, Alanya'dan belediyeleri de toplayıp getirip bizim Manavgat'a salıyor. Köpek dediğin şey havaya çıkıyor. İtaat eğitimi var mı? Yani itaat eğitimini boş ver. Normal eğitimi olan da bir müddet sonra sokağa pozisyonunu alıyor. Yani 438 bin kişinin köpekler tarafından ısırılmış olması ne demek ya? Bu normal bir şey değil ki. Yarım milyon insanı ısırmış. Kuduz temaslı diyor. Yani öyle kovaladığı, bekçilerin kurtardığı, vatandaşın araya girdiği falan değil. Kayıtlara geçen. Karakol ve hastane kaydına geçen. Çünkü ısırınca, temas edince gidiyorsunuz, aşı olmak zorundasınız. Devlet size aşı yapıyor. Ya 24 ayda 81 kişi ölmüş, 44 tanesi çocuk. Yani bu yasanın çıkması için daha ne olması lazım? Ülkenin nüfusunun yarısı ölsün mü yani? Esna Evci Özkan geldi. Sevgili eşim, hayırlı yayınlar olsun diyor. Sağ ol hayatım, teşekkür ediyorum. Yani buradan muzdaripliğimizi belirtmek istiyoruz. Bu hayvan sever olduğunu iddia eden arkadaşlar, bir zahmet, eğer eğitim hayvanlar için de şart, sadece insanlara değil. Kesinlikle. Kesinlikle şart. Bir ikincisi, ya arkadaşlar bu köpek, kedi, bunlar doğal ortam denince, sokak değil doğal ortamı, kent yaşamı değil. Kırda doğal ortamda yaşayacaklar. Bakın, kedilere mama veriyorlar. Bir müddet sonra kedilerde kas erimesi oluyor. Kedi şeker hastası oluyor. Niye? Çünkü kedinin fıtratı, doğası bozuluyor. Kedi doğası gereği kendi yiyeceğini kendisi bulan bir hayvan. Ama o kadar şey yapıyorlar ki evin içinde, kedi kedi olmaktan çıkıyor. Başka bir şey oluyor.
Yani kedi hadi bir nebze yani ısırmaz, bir şey yapmaz. Sokakta olabilir normal. Küçük bu kaniş tarzı köpek olsa hadi o da olsun. Ama öyle değil. Adam pitbull'u bırakıyor. Geçen gün İstanbul'da kaydı var. Kediyi vatandaşın gözünün önünde parçaladı ya. Adam da başında yani köpeğin sahibi. Bildiğin kediyi parça parça etti. Şimdi ona yapan normal insan yapmaz mı? Bende kayıt var. Geçen gün indirdim. 15-16 tane sokak köpeği bir araya geliyorlar. Artık yiyecek bir şey bulamamışlar. İçlerinden bir tanesini parçalıyorlar. Merak eden varsa versin mailini göndereyim. Yani buna rağmen hala efendim ki köpekler sokaklardan alınmasın, toplanmasın. Burada uygulama belli. Diyor ki yetkili kurullar ve yasa 70-80 kilogram köpekler sürü halinde nasıl korunan diyor. Ya öyle bir ihtimal yok zaten. Adam salmış sokağa köpeğin, geçen de söyledim, araba jantı gibi kafası nasıl korunacak? Kaçsan kaçamazsın, bir şey yapsan yapamazsın. 81 kişinin ölmesi ne demek ya? Köpek parçalaması. Bu çağda 438 bin insanı ısırmış. Böyle 3 tane, 5 tane, 100 tane, 300 tane değil. 438 bin. Ha bu öyle 10 senede falan da değil. 1 Ocak 2023'ten 30 Aralık 2023'e kadar 12 ayda köpek saldırısına uğrayıp yaralanan ve hastanede gidip aşı olan karakol kayıtlarına geçen 438 bin kişi, 163 kişiden birini ısırmış. Saldırıya uğramış. Yani devlet buna müdahale etmesin mi? Şimdi geçen gördüm gene Manavgat'ta. Yani sokakta bunlar toplanmalı. Edinecek olan varsa sahiplensin. Hayvan sahibi olsun. Onun dışında toplandıktan sonra sokakta çoğalmasına müsaade edilmemeli. Bu pet shoplar geçen de söyledim. Sigara satar gibi hayvan satamamalı. Bunun bir kaydı kuydu olmalı yani. Ondan sonra kısırlaştırılma sahibine bırakılmamalı. Mustafa Yaşar Özkan, Viyana'dan selamlar. Abi Avusturya'da tüm şehirlerde Viyana'da hiçbir sokak köpeği yoktur. Devlet burada gerekeni yapıyor ve halk hiçbir zaman hayvanseverlik de isyan etmedi. Devlet halk için gerekeni yaptı. Abi Türkiye'mizde bu hayvanseverler o zaman tüm sokak köpeklerine sahip çıksın ve devletimiz tabii ki vatandaşı için gereken önlemi alacak. Mustafa Yaşar Özkan bakın arkadaşlar Viyana'dan yazıyor. Dünyanın sayılı şehirlerinden de Viyana. Gelişmişlik anlamında da. Burada böyle bir şey yoktur. Devlet gerekeni yapıyordur. Ya İngiltere'de de bu böyle. Avrupa'nın birçok yerinde böyle. Ya böyle bir arkadaşlar zaten 8 köpekle 10 köpekle bir evde yaşayan insan normal olamaz. Bu bir sevgi falan değil. Bu bir tapınma hali yani. Ben hayvanperestlik diyorum buna. Şimdi bir şeyi yaşamınızın gayesi haline getiriyorsanız, onun hatalarını, kusurlarını, eksiklerini görmüyorsanız artık o sevgiyi aşmıştır yani. Artık dünyayı oradan anlamlandırıyorsunuzdur. Bu bir tapınma hali. Böyle bir şey olamaz. İnsan hayatından daha önemli bir hayvan sevgisi olamaz. Çocuk hayatından daha önemli bir hayvan sevgisi olamaz. Tabii ki hayvanları öldürmeyelim. Ama bu hayvan böyle 3 tane 5 tane değil ki 438 bin kişiden bahsediyorum. Bir yıl içerisinde yaralanan, kuduz temaslı gidip kuduz aşısı olup hastanede tedavi olan insan sayısı 438 bin resmi kayıtlarda. 24 ayda ölen insan sayısı 81. Bunun 44 tanesi çocuk. Ya böyle bir şey olur mu? Savaş gibi 438 bin insan köpek ısırmasından yaralanır mı bir yıl içerisinde? Yarım milyon insandan bahsediyoruz. Daha devletin önlem alması için ne olması lazım? Yani 20-30 milyonunu mu ısırması lazım? Hele bizim Manavgat'ta çok fazla. Her yeri sokak köpeği. Her yer. 3 tane 5 tane değil. Gece eve gidiyorum bu Demokrasi Bulvarı'nda hemen Doruk Pastanesi'nin orada pastanenin ismini unuttum. Bu Şahin Kasap'ın tam karşısındaki o araya yatmış 4 tane. Aşağıya indim Vakıflar Bankası'nın o Oktaş Kuruyemiş'e gelmeden orada var 4 tane. Ya tedirgin de oluyorsun. Yola yatmış. İyi. Büyük büyük köpekler. Gece saldırırsa kimse yok. İncin yok. Yani hiçbir güvenlik önlemi yok. Uyumuşlar yolda. Kaldırıma yatmışlar. Kaldırımı kapatmışlar.
O muhtarım geldi benim eski Hisar Mahallesi muhtarım Mürüvvet Çetin Hanım. İyi yayınlar Sırrı abi diyor. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Sağ ol muhtarım. Yani dolayısıyla bu hayvan yasası desteklenmeli. Bundan sonra bu devlet gidip bakacak kardeşim, müracaat edeceksin. Sen hayvana bakabilir misin? Yerin müsait mi? Evin müsait mi? Kafana göre ayakkabı alır gibi hayvan alınmamalı. Bir de bu işin arkasında çok büyük rant var arkadaşlar. Dünyada kedi ve köpek üzerinden dönen para 200 milyar doların üzerinde. Özendiriliyor vatandaş, çocuklar özendiriliyor. Bunu sadece hayvan olarak düşünmeyin. Bunun yok iç parazit aşısı, yok dış parazit aşısı, tasması, bilmem nesi, hastalığı, sağlığı çok ciddi bir ekonomik yük de getiriyor. Ve ciddi bir pazar oluşuyor. Onun için de insanlar tabii ki dünya üzerindeki bu çark destekleniyor. Bir haftadır, 10 gündür sürekli küçük çocuklarla kedilerin ilişkisi gösteriliyor televizyonlarda. Yani bir şey var, onları sempatik göstermeye çalışma var. Ama biz evdeki köpekten bahsetmiyoruz ki. Sokaktaki köpekten bahsediyoruz. Bu arada Kadir Ay Başkanım geldi benim. İyi yayınlar dilerim diyor. Sağ ol başkanım. Yusuf Bey geldi. Yusuf Açıkgöz, hayırlı yayınlar abi diyor. Eyvallah, hoş geldiniz Yusuf Bey. Dolayısıyla bu sokak hayvanları konusunda hayvanseverler kadar bu işten muzdarip olanlar da ses çıkarmalı. Hatta Antalya'da dernek kurmuşlar bu konuyla ilgili. Serik'te bir abimiz, çocuğun ismini unuttum şimdi. Çok küçük ve çok temiz, güzel yüzlü bir kızı köpek parçalamış. Aile sokakta yaşam hakkı diye bir dernek kurmuş. Örgütlenmişler onlar da. Şeyden gördüm yani, gazeteden gördüm internette. Yani artık düşünün, insanlar hayvansever olarak kendini tanımlayan insanlara ve sokak hayvanlarına karşı dernek kuruyorlar. Bu minvalde yani. İyi yayınlar üstad. Türkiye'de sokak köpekleri konusu mama lobisi var. Bizim burada Toki'de üniversite öğrencisi sabah akşam mama koyuyor. Normal vatandaş mama koyuyor. Ayrıca yabancı vatandaş gözlerimle gördüm. Hayvan kelleyi temizletip hayvan köpekleri olan yerlere de koydu. Ayrıca okula gidenler okula giderken yollarını değiştirmek zorunda kalıyor her gün. Ya arkadaş bakın, demin de söyledim, yeni gelenler oldu. 24 ay içerisinde köpek tarafından parçalanan insan sayısı 81. Vefat eden. Bunun 44 tanesi çocuk. 2023 Ocak ayından 2023 Aralık'ın 30'una kadar 12 ayda köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve kayıtlara geçen, hastanede tedavi olan, karakolda şikayetçi olan insan sayısı 438 bin. 300-400 değil, 1000-2000 değil, 10 bin değil. 438 bin, yarım milyon neredeyse. Kuduz temaslısı diyorlar çünkü gidip aşı olmak zorundalar. Öyle olunca ortaya çıkıyor rakam. Yani kovalanan, kurtulan, bekçi araya giren, komşular yetişen onlar değil. Kayıtlara geçen. Onunla beraber 1 milyonu aşar. Ya buna da insanlar ne kadar şey yapacaklar? Kocaman kocaman insanlar, ya bir de bu mama veriyoruz. Biz mamayı verince konu kapanmıyor ki. Tamam, sen besliyorsun. Beslemek bakmak demek değil. Sokak köpekleri terörü. Evet, sokak köpekleri terörü. Devlet sonuna kadar haklı, bu iş çözülmeli. Böyle bir şey olmaz. Bence bu hayvan sevgisi mama sermayesini destekliyor abi. Temizlik şart. Özellikle hırçın ve uyumsuz olanlar. Ya arkadaş, 5 tane hayvanın öldürülmesi dinen de caiz. Bunlardan biri de saldırgan köpek. Hadis vardı. Şimdi bilmiyorum ama pazartesi yayına çıkarırım yani. Böyle bir şey olur mu ya? İnsan canından daha değerli bir şey olur mu? Onlar Allah'ın diyor dilsiz kulları. E biz dilli kuluyuz. Bizim yesin yani. Hasan serbest. Mehmet Arıyoruz. Kene püre yaygınlaşıyor bir de. Ya gözümle gördüm arkadaşlar. Fotoğrafını çektim ya. Sabah 8 falan. Demokrasi Bulvarı'ndan işe geliyorum. Kızcağız bir temizlik işçisi orayı sildi, temizledi. Arkasından o İzge Market'in tam karşısında. Arkasından vatandaş köpeğini gezdiriyor. Kaldırıma çişini yaptı. Hem de bayağıca yaptı. Yürüdü gitti.
Çağırdım temizliği. Abisi böyle ya abi dedi üçüncü temizle daha az önce dedi birisi yine aynısı oldu dedi ya. Bize yazık değil mi dedi. Ya insanlar artık önceden poşetle çantalarına falan koyuyorlar. Şimdi o da yok. Yani bu kadar köpek çişini nereye yapıyor? Kimse merak etmiyor. Daha akşam eşim markete giderken 5 köpek çevirmiş. Başka kadın gelip kurtarmak zorunda kalmış. Ya ben kendim yaşadım. Sabah 8 yürüyüş yapıyorum. Bu Manavgat Irmağı'nın kenarında o Rauf Denktaş Köprüsü'ne gelmeden 100 metre belediye tenis kortlarının batısında bir geldi böyle 15-20 tane köpek. Mümkün değil kurtulma. Paçamdan, pantolonun, eşofmanın paçasından çekti kaldırdı yere yatırdılar beni. O ırmak kenarında copla elektrik şok aletiyle çalışan güvenlik görevlileri vardı. Onlar geldi copla zor ayırdılar. Yani düşün. Öyle yaşlı çocuğu mucuğu zaten parçalar. O zaman röportajlar verdik. Şikayetçi olduk. Kimden şikayetçi olacağım? Belediyeye söyledik. Abicim bir güruh var. Hayvanperest. Özellikle köpekperest. Gidip barınağa basıyorlarmış. Bu köpeklere iyi davranıyor musunuz diye. Yani barınakta da sonsuza kadar tutamıyorsun. Belli bir müddet tutabiliyor musun? Yasal olarak bırakmak zorundaymışsın. Yani barınağı da kapatamıyorsun %100. Onun için bu konuda lütfen hayvan sevenler kadar bu konuda muzdarip olanlar da sesini çıkartsın ya. Yani. Toplumun tamamı onlar gibi düşünüyor zannediyorlar. Niye? Çünkü rahatsız olanlar ses çıkarmıyor. Kimse çocuğunu parka götüremiyor ya. Böyle bir şey mi olur? Daha bu sabah Herbert Caddesi'nde saldırdı. Korkan biri olsam parçalayacaktı. Buyur. Hasan serbest. Ya devletin son zamanlarda yaptığı en doğru uygulama bu. Bu sokak hayvanlarıyla ilgili yasa çıkarması devletin, hükümetin son dönemlerde yaptığı en doğru uygulama. Ya bu arkadaşım Kıbrıs Savaşı'nda bu kadar adam yaralanmadı ya. 438 bin insan ne demek bir yıl içerisinde? Geride savaşa mı girdik yani? Bakın tekrar ediyorum. Türkiye'de bir yıl içerisinde 2023 Ocak ayından 2023 Aralık ayına kadar yaralanan insan sayısı yani köpek tarafından ısırılıp parçalanan ve gidip hastanede kuduz aşısı olan poliste ifadesi alınan insan sayısı 438 bin. Buna daha ne kadar sessiz kalacak bu toplum? Mustafa Yaşar Işkan, abi Avusturya'da köpek kedi sahibi olmak istersen kedi köpek aldığın ilk işi veterinere gidip tüm aşılarını yaptırmak zorunda. Sen de en azı normal kontrol yaptırman lazım. Kedi köpek aldığında Avusturya'da sistem bu. Avusturya'da köpek park ve sokak işeme yaptı mı sahibi mecburdur pisliğini temizlemeye ve devletimiz tabii ki vatandaş korumak için önlem alacak. Buna isyan eden hayvanseverler o zaman tüm sokak köpeklerine sahip çıksın. Ya onu diyor zaten devlet. Bir ay içerisinde diyor şey yapacağım. Bir ay içerisinde bu hayvanların resimlerini yani sokaktan alıp götürüp uyutacağız demiyor zaten. Bir ay içerisinde sitelerden yayınlayacağız. İsteyen bu köpekleri sahiplenebilir diyor. Savunuyorsan o zaman sahipleneceksin, bakacaksın yani. Sadece mama veriyorsun diye onu bakmış olmuyorsun ki. Alıp bakabilirler. Eğer çok şey yapıyorlarsa. Bu yani sadece toplamak da yetmez. Kontrol altına alması lazım. Yani kimin evinde köpek var, kim sahip olmuş. Yani aynı araba almak gibi olmalı. Yani bir ruhsatı, kimliği, efendime söyleyeyim bir kontrol altında olmalı. Adam canı sıkıldığı zaman sokağa bırakıvermemeli. Kimin köpeği olduğu bilinmeli. Ağır yaptırımlar gelmeli. Ya arkadaşlar 80 yaşındaki kadını parçaladı ya Ramazan bayramının 3. günü Akseki'nin Karakışla köyünde. Ne olacak şimdi? Kim bunun sorumlusu? Kimse buna yanaşmıyor. Al götür evine dediğin zaman ben götüremem. Evim müsait değil. Ama benim hayatımı tehdit ediyor. Sen hayatını önemsemeyebilirsin. 438 bin kişinin ısırılması ne demek? 163 kişiden bir kişi köpek ısırmış. Türkiye'de. Arada bu şekilde mesela yenge hanımı Hasan Serbest'in eşini markete giderken çevirmişler. Bilal Arıkan'ı. Hasan Serbest'e yaklaşmış. Bunları saymıyorum. Bunlar ayrı. Bunlar
köpeğin deneyip beceremediği şeyler yani. Bizatihi ısırıp hastanede kuduz aşısı olan insan sayısı 438 bin. Böyle bir şey olmaz işte, adam Viyana'dan yazıyor. Cemil Çalış diyor ki sokaklarda çocuklarımız için köpek istemiyorum diyor. Kesinlikle. Ya insan eşrefi mahlukattır. İnsan yaşamından daha değerli bir şey olamaz. Ben bu kafayı anlamıyorum. Bir şey dediğin zaman diyorlar ki uyuşturucu satıcıları uyutulsun, çocuk tecavüzcüleri uyutulsun, efendime söyleyeyim işte kadın cinayet işleyenler uyutulsun, onları savunan namussuz ve şerefsizdir. Onların uyutulmasını istemeyen de namussuz ve şerefsizdir. Biz sizden daha çok isteriz onların uyutulmasını. Bu onun cevabı değil ki. Abi organize sanayi büyüklüğünde arsa bulsa, devlet betonla çevirse, mama besleyen gitsin oraya baksın. Ya olmuyor ki o. Salih Dilek, iyi akşamlar. Çolak'ta da otelde çalışıyorum. İşe giderken Çolak'ta halk plajının oradaki boşlukta 10-15 tane başıboş köpekler sabahları akşam iş çıkışım motorla bisikletle işe gidip bir tane Hürya arkasından saldırıyor. Bir kişi düşse yaralansa kim mağdur bu olayda? Bunlara birileri gelip mama veriyorlar. Bunlar şimdi bakıcı mı, besleyici mi? Ya işte benim kızdığım bu. Yani sen oraya götürüp bir mama verdin diye ona bakmış olmuyorsun. Onu beslemiş oluyorsun. Bakmak başka bir şey. Bakmak her şeyinden sorumlu olmak. O birisini ısırdığı zaman sorumlusu sen olacaksın. Saldırdığı zaman onun aşılarından sorumlusu sen olacaksın. Hastalığından sorumlusu sen olacaksın. Bakmak odur. Sen git veterinerden biraz ucuz yaş mama al, götür önüne koy, ben bakıyorum. Hayır, sen bakmıyorsun, sen besliyorsun. Beslemekle bakmak aynı şey değil. Hayırlı yayınlar başkanım diyor Ramazan abi. Eyvallah Ramazan abi, hoş geldin. Yani dolayısıyla burada yine söylüyorum, sokakta çok fazla ve sosyal medya üzerinden bu arkasında mama kartelleri var. Bu işin arkasında çok büyük rant var. 200 milyar doların üstünde yıllık bu sektörde dönen para. O para baronlarının yönlendirmeleri var. Medya üzerinde ve sosyal medya üzerinde bir refleks geliştirip hükümeti baskılayıp bu yasayı çıkartmamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, herkes sorumluluk sahibi, herkes yaşam hakkının kutsallığını savunan herkes ses çıkarmalı. Bu yasa çıksın kardeşim, böyle şey olmaz ya. Uyutulmayacaksa da bir yerde izole edilsin. Bundan sonra da sokağa bırakılmasın. Bazıları da şov. Ya şov da şimdi teneke çalıyorlar, ses çıkıyor. Dolayısıyla bazen de aklıma geliyor yani bundan hükümet etkilenip hazır yasayı çıkartmayabilir mi diye. Öyle bir ihtimal de var. Ben hayvan düşmanı falan değilim. Ben kendi apartmanımızın boşluğunda kedi besliyoruz. İstediği yerde yatıyor, istediği yerde paspasta kalıyor. Dışarıda, merdiven boşluğunda. Kapıyı açıyoruz, gitmiyor kedi. Yani hayvan düşmanı değiliz. Bakımlarını yaptırıyoruz. Sokaktan aldık, sokak kedisi. Bütün apartman bakıyoruz. Başka kediyi de sokmuyor yerini başkası alır diye. Bir hayvan düşmanı falan değiliz ama buradaki rakamlar çok büyük. 81 kişinin ölmesi ne demek 24 ayda? Köpek insandan kıymetli günümüzde. Maalesef Ramazan abi. İyi akşamlar arkadaşım. Ben yazmıyorum. Yazarsam çok ağır yazarım. Dinliyorum şu an. Anladım Ahmetçim. Hayvan hakkını yemeyelim ama insan hakkı öncelikte. Arkadaşlar bakın. Şu anda aklıma gelmedi ama Kütüb-i Sitte'de yani İslam'ın hadis referansı olarak aldığı 6000 hadisten birisi, öyle söyleyeyim, sahih hadis, 5 tane hayvanı öldürebilirsiniz diyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan bir tanesi de insana saldıran köpek. Yani saldırgan, insana saldıran, eğitilemeyen köpek öldürülebilir diyor. Hatta uygulaması var. Öbür şeye bulacağım, yayına okuyacağım yani. Yani insan hayatından daha değerli değil hayvan. Onu söylemeye çalışıyorum. Ramazan Topacı, hayırlı akşamlar abi. Doğrusu gerekenin yapılması. Ya arkadaş, bana saldırdı. Tamam, bize bir şey yapamadı. Ama bizim komşumuz vardı, o zaman birlikte oturuyorduk aynı apartmanda. Ya çocuk sevmek için gitmiş, köpek şiddet görmüş. Ne bilsin 3 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki. Çocuğun Bismillah yüzünün şu tarafından ısırmış. Isırmış yani, dişlemiş. Neyse,
şikayetçi oldular falan, köpeği belediye barınağa götürdü. Aman Allah'ım, ortalık yıkıldı ya. Vay kapatamazsınız, vay öz... Ya bir çocuğun hayatından bir köpeğin, yani biz uyutulsun falan da demedik. Yani sokakta gezmesin. Ortalığı velveleye verdiler ya. O köpeğin dolaşmak hakkıymış. E çocuğun sokakta oynamak hakkı değil mi? Böyle bir kafa olur mu? Ben bu kafayı anlayamıyorum. Abi apartman içerisinde kedi olmaz, dışkı yapınca kokuyor. Hadi kış aylarında tamam ama yazın olmuyor. Gün aşırı yapınca her gün temizlik mi yapacak? Onlar da ise öyle yapmıyoruz biz ya. Günlük açıyoruz, kapıdan çıkıyor dışarıya. Yani giren çıkan var ya. Sürekli orada kalmıyor. Akşam geliyor, hangi paspasın üstünde yatmak isterse o yiyeceğini veriyor. Sabah ilk çıkan adam da çıkıyor. Ön tarafta bahçe var. Çişini dışarıya yapıyor, geri giriyor sonra. Başka kedi de sokmuyor. Yerimi kaparlar diye, kaparlar diye. Hayvanı kesip etini yiyoruz ama kuduz köpeği savunuyoruz. Şeytan bunun neresinde? Ya abi sen ne diyorsun ya? Ya böyle ben bunu anlamıyorum. Yani evde 5 tane, 10 tane köpekle yaşayanlar var. Böyle bir akıl olur mu ya? Bu artık sevgi falan değil. Bu tapınma hali. Ve sürekli de aşırı derecede sosyal medyada paylaşmaya başladılar yine. İşte çocuk köpekle oynuyor, köpek onu geliyor üstünü örtüyor, köpek çocuğu yalıyor falan, bir sevimli gösterme çabası var. Arkadaşlar o köpeklerin hepsi çok küçük olduğu zamandan o zamana kadar evin içinde yaşayan bir köpek, hayvan. Sokaktaki gibi değil ki. Zaten sıkıntı orada başlıyor. Yani köpeği alıyorlar, evin içinde böyle bebek gibi bakıyorlar, her şeyini yapıyorlar. Çok rahat, köpek kendisini evin bir bireyi gibi algılıyor. Yani böyle bir sevgi şeyine boğuyorlar. Sevgiye boğuyorlar. Köpek kendini çok önemli hissediyor. Bir gün sokağa salıveriyorlar. O köpeğin psikolojisi zaten bozuluyor. Köpek kendini ondan sonra herkese karşı korumaya kalkıyor. Sokakta gezen hayvanların %99'unun psikolojisi bozuk zaten. Neden? İşte bundan dolayı. Önce bir sevgi yağmuruna, sevgi sağanağına maruz kalıyor. Ondan sonra hadi sokağa attım seni. İnsanın bile bozulur aynı şartlarda psikolojisi. Hayvanın niye bozulmaz? Hayvan severler sapla samanı karıştırıyor diyor Bilal Arkan. Ya bu hayvan sevgisi falan değil arkadaşlar. Hayvan sevebiliriz. Ben de seviyorum hayvanı. Bu tapınma hali. Başka bir şey bu. Yani adam hayatının gayesini o edinmiş. Yani onun için yaşıyor artık. Normal bir sevgi falan değil. Saplantı yani. Ya gidip barınağa basıyorlarmış, denetliyorlarmış. Köpeklere iyi davranıyor musunuz diye. Dolayısıyla ben bu işin düzeltilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ve bu yasak konusunda hükümetin geriye adım atmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aykut Vekil'in yayını bugün biraz erken bitireceğiz. Çok uzun olduğundan şikayet ediyor daha sonra kayıttan seyredenler. Onlar da bir insandan kalleşlik görmüşse stresli olurlar tabii ki de. Abi bu işlerin müsebbibi mama lobisi. Birkaç sözde hayvansever, sanatçı ve fenomen aracılığıyla kamuoyu oluşturuyor. Osman Kaptan işte günün özeti bu. Aynen öyle. Gerisinde çok büyük bir rant var ve kamuoyunu etkiliyorlar. Sokak köpekleri toplansın diyor Bilal Arıkan. Kesinlikle toplansın. İstemiyoruz kardeşim. İsteyen alıp evinde bakabilir. Hayvan beslemek yasaklansın demiyoruz. Kontrol altına alınsın. Herkes hayvanını tasmasını taksın gezdirsin. Ben mecbur değilim sokağa her çıktığımda yüreğim ağzımda gezmeye. Ya dernek kurmuşlar, dernek. Serik'te bir kızımızı, 8-9 yaşlarındaki bir kızımızı parçalamışlar. Rahmetli olmuş. Ailesi bir dernek kurmuş. Sokakta yaşam hakkını koruma derneği diye. Ve binlerce şeyi var. Üyesi var. Size ne diyorum? Bir yıl içerisinde köpek tarafından ısırılan İnsan sayısı 438 bin. Yarım milyon insan ısırılmış. Daha ne olmasını bekliyorlar? Savaşa mı girdik bir yere?
24 ayda ölen insan sayısı 81, 44 tanesi çocuk. Pınar Altuğ kocası mama firma sahibi. Ya bir o değil ki. Bir sürü var bu şekilde. Çip dediler, kimse taktırmadı. Ya kimsenin umurunda değil ya. Milletin derdi mama satmak, ilaç satmak, parazit aşısı satmak, köpek kıyafeti satmak. Bir sürü ayağı var bu işin. Dolayısıyla devlet bu işe bir çözüm bulmalı. Az önce Viyana'dan bağlanan arkadaş diyor ki Avrupa'da böyle bir şey yok. Almanya'da yok. Ahmet Erdal geçen şeyde yazdı. Yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Onlar hayvan düşmanı mı yani? Dolayısıyla bu böyle çok bağırınca ve yaygaraya verince işi haklı olmuyorsunuz. İnsan hayatından daha önemli hiç kimse yok. Tahra yok. Bundan sonra Tahra'yla gezeriz dedi. Yüksel Saraçoğlu kardeşim geldi benim. Pandemi döneminde köpekler sayesinde sokağa çıkma yasağını delmek için aldıkları köpekleri pandemi bitince... Bak oldu. Yani o dönemde insanlar köpek gezdirmedi, köpekler insan gezdirdi. Kesinlikle doğru. İşleri bitince de sokağa saldırar sahiplendikleri bütün köpekleri bir de bu açıdan baksın hayvanseverler. Ya ağzına sağlık Yüksel ya. Vallahi billahi. Hüseyin Işık kardeşim geldi. İyi yayınlar başkanım. Kesinlikle tasmasız ve ağızlıksız gezdirilmemeli. Sorsan hayat pahalı derler diyor. Devrim Çetin kardeşim geldi benim. Havaları bu hale getiren bizleriz. Hayvanları demek istemiş. Ve bu getirdiğimiz halden uzak tutmaya çalışan da bizleriz. Bir dönem her eve koruma amaçlı şart olan köpekler şehirleşme durumunda hayatımızdan çıkarmak isteyen de bizleriz. İnsan insana, hayvanlar da daha çok zarar vermiştir. E tamam, insan insana daha çok zarar vermiş. Ne yapalım şimdi? Her yıl 500 bin insanı köpek mi ısırsın? Ben iddia ediyorum bir yıl içerisindeki silahla yaralamak köpek ısırması kadar yok. 438 bin insandan bahsediyoruz. 438 kişiden değil. Türk toplumunda 163 kişiden bir kişi köpek saldırısına uğramış. Böyle bir şey olamaz. Bu normal bir rakam değil ki. Bu sadece yaralananlar. Saldırıya uğrayıp da hafifsi atlatanlar, kendini ısırttırmayanlar, kaçıp kurtulanlar ayrı. Ama onun da bir travması var. Mesela bana saldırdılar, kayıtlarda ben yokum 5-6 sene önce. Yani yıllık 1 milyona yakın insan saldırıya uğruyor. Yani 24 ayda 81 kişinin ölmesi ne demek? Her aya 4 kişi düşüyor. Her ay 4 kişi 2 senede köpek parçalamış. Normal mi yani bu? İnsanlar getirdi, kim getirdiyse getirdi. Buna devlet bir çözüm bulsun. Ben yasaklansın demiyorum. Sokaktaki hepsi uyutulsun da demiyorum. Toplansın kardeşim, rehabilite edilecek bir yere konsun. Kaç tane ise bakılsın orada. Sokağa bırakılmasın. Bundan sonra da kimse kafasına göre hayvan alıp sokağa bırakamasın. Yaptırımı ağırlaştırılsın. Ya kayıtlara girmeyen de var tabii. Onun için bu, yani hayvanseverler sadece sesini çıkarıyor. Bu işten mağdur olanlar, muzdarip olanlar, sanki herkes öyle düşünüyormuş gibi bir algı oluşuyor ister istemez. Ben korkuyorsam kimseye bir şey demem. Yani işte diyorum ya. Manavgat'ta da örgütleniyorlardı. Bu belediye başkanından randevu mandevu alacağız diye uğraşıyorlardı. Ne yaptılar bilmiyorum. Ben yine söylüyorum. Hayvanları ya hayatımızdan çıkaralım, köpek soykırımı yapalım, hepsini yok edelim, öldürelim falan demiyorum. Devlet buna çözüm bulsun kardeşim. Nasıl buluyorsa öyle bulsun. Nasıl buluyorsa öyle bulsun. Yani insanlar gidip sigara paketi alır gibi pet shop'tan hayvan alamasın. Bunun bir kaydı kuydu olsun. Diyorlar ki kısırlaştırırsın. Ya zaten sokakta yavrulayan yok ki. Yavrudan büyümüyor. Sokaktakinin çoğu kısır zaten. Adam alıyor pet shop'tan, bakamıyor, bırakıyor. Serif'te çoğalıyor, buraya getiriyorlar. Alanya'da çoğalıyor, buraya getiriyorlar. Ramazan Nabil geldi. İyi yayınlar başkanım. Eyvallah kardeşim. Bilal Arıkan devlet çözüm bulmalı. Mehmet Arıyoz, Antalya çevresi bilir beni, ne kadar köpeklerim olduğunu geçmişte. Yani köpek sevmek bir kabahat değil, bir suç da değil, beslemek de bir şey değil. Ama vatandaş diyor ki ben bakıyorum, kapatılamazsın. Sen bakmıyorsun, sen besliyorsun. Bakmak başka bir şey. Onun için bu konuda hayvanseverler kadar ya da hayvansever olduğunu iddia eden, kendini saplantı halinde bu işe
müdahale edenler kadar sağlıklı düşünen ve bu işin kontrol altına alınmasını gerektiğini düşünenler de sosyal medyadan ve hayatın içinde bunu seslendirmeli, söylemeli yani. Bu hepimizin güvenliği yani. Hepimizin çoluğunun çocuğunun güvenliği. İnsanlar çocuğunu parka götüremiyor. Böyle bir ülke mi olur? Yarım milyon insanın köpek ısırması ne demek? Yani bundan sonra bir şey söylediğin zaman hayvan düşmanı mısın? Yok efendim, tecavüzcüler uyutulsun, badeciler uyutulsun. Tecavüzcüler, kadın cinayeti işleyenler, çoluğa çocuğa tecavüz eden kim varsa hepsi uyutulsun. İstemeyen namussuzdur kendi adına. Ben savunuyorum zaten. Bunlar idam edilmeli değil. Yani bu onun karşılığı değil ki. Hayırlı cumalar, hayırlı akşam, iyi yayınlar. Eyvallah Adem Bey, sağ ol kardeşim. Yayını burada bitiriyoruz bugün. Pazartesi belediyeye işçi alımlarıyla ilgili yeni veriler edindik. Onları da konuşacağız. Akrabalık bağlarından söz edeceğiz yine. Ve bu hayvan besleme ile ilgili dinen ve vicdanen nasıl bakılıyor bu işe? Avrupa'da nasıl? Türkiye'de neden böyle? Bunları biraz daha detaylandıracağız. Biraz daha veri toplayarak tekrar konuşacağız. Ve bu konuda, yasanın çıkması konusunda elimizden gelen neyse bunu yapacağız. Yani bir acayip haldeyiz ya. Yasa çıksın bizi korusun diye belki de imza kampanyası düzenleyeceğiz. Böyle bir ülke mi olur ya? Arkadaşlar, yayının sonuna geldik. Pazartesi saat 9'da, dediğim gibi pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde götüreceğiz. Yani bundan sonra tabii yayının uzun olduğuna dair bir takım rahatsızlıklar var ama biz seyirciyle ortak yapıyoruz, birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla yayın doğal olarak uzuyor zaten. Onu çok fazla kısaltamıyoruz ama bazen böyle çok önemli kısımları kesip tekrar yayınlayabiliriz. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum bakalım. Avrupa'nın ilaçları burada satılıyor. Yani dediğim gibi bir lobi var. Yiğit Osman Şirinler, iyi akşamlar, iyi yayınlar başkan diyor. Eyvallah Osman Bey, teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Ama yayının sonuna geldiniz. Pazartesi saat 9'a görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi benle geçirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsmail Fidan geldi. İyi yayınlar. Kur'an'da Kehf suresinde kıtmir köpek ismi olarak geçer. Ya geçer de Peygamber Efendimizin yaptığı uygulamalar da var. Yani saldırgan köpek öldürülebilir diyor. Kıtmir gibi değil ki sokaktaki köpek. Yani biz zaten evdeki karıştırıcı köpekleri falan hepsini toplayın öldürün falan demiyoruz yani. Güvenlik amaçlı bizim itirazımız. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Demin de dediğim gibi sürekli yayına birileri geliyor. Kapatamıyoruz yayını ama artık kapatalım, bir saati geçirmemeye özen göstereceğiz bundan sonra. Pazartesi 9'da görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.